Oto Seyir'e hoş geldiniz. Bugünkü test konumuz Citroen C5 Aircross. Otomobil çok karmaşık, bir hayli fazla bileşen içeren komplike bir ürün. Dolayısıyla bir otomobilden kar edebilmek için aynı parçaların çok adetli üretilmesi veya satış fiyatının yükseltilmesi gerekiyor. Üreticiler bugüne kadar ikinci saydığım sistemi kullana gelmişlerdi. Fakat son zamanlarında otomotivin 120 yıllık tarihinde, son dönemde artık aynı parçaların çoğunu bir arada tutup pek azını değiştirerek farklı arabalar yapabildiklerini keşfettikleri, bilgisayar destekli tasarımdan istifade ederek bunları mükemmel birleştirebildikleri ve kamufle ettikleri için hep aynı arabayı inceliyoruz. Adı, şekli değişiyor. Volkswagen'ler böyle, Toyota'lar böyle, Peugeot Citroen grubu da artık böyle. Baktığımızda yanımda Peugeot 3008, 5008, Opel Grandland. Hepsini bir arada görüyorum. Ama adı Citroen C5 Aircross. Ortak platform, kendine has, üreticinin marka kimliğine has bazı baharatlar. İşte efendim daha sevimli tasarım, kedi geliyor yanınıza yapışıyor. Konfor. Eski hidroaktif süspansiyonlu, yani hidropinomatik süspansiyonlu Citroen'lerin sunduğu özelliklere gönderme, biraz daha yumuşak ayarlar. Bu arabayı özelleştiren, müşteriyi celbeden detaylar olmuş. Gelin her detayını size dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Bu arabanın dışını size anlatmadan evvel neyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyelim. Shine donanımı, 1.5 Blue HDI veya işte Citroen'in ne kadar basarsanız basın 7 litreden az yakan fakat arabayı çekip götüren dizeli. Bu sefer 8'leri tam otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Ve Citroen'in biraz daha yumuşak sürüş veya biraz daha yüksek konfor algısına uygun farklı amortisör takımıyla donatılmış. Gövdenin altı, geri kalanı her şey aynı. Araba önden çekişli. Peugeot 3008'de, 5008'de bugüne kadar test ettiğimiz hep aynı haller ve Opel Grandland'de. Şimdi baktığımızda arabanın dış tasarımında Citroen'in alameti farikası, yan tarafta air bump dediği yumuşak plastik detay. Yumuşak plastik detay akıllıca bir tasarım. Zira arabanın ilk test ettiğimden beri ben bunu söylüyorum. Bunlar hafif arazi araçları. Yani hafif arazide işte burada gördüğünüz çamurlu yolda kullanılacak bunlar. Üstünüz başınız temiz kalacak ancak. Sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi bundan binip inmeyeceksiniz. Hafriyatla çıkıp şantiyeye gitmeyeceksiniz. Bu arabanın kapısını açtığınızda kapı eşiği arabanın kendi eşiğinden bağımsız. Yani kapının altı örtü gibi aşağı uzadığı için adımınızı attığınız yer temiz kalıyor. Arabaya binip inerken etek bacak kirlenmiyor. Veya bazen hanımların uzun etek giydikleri zaman kapının altından sıkışabiliyor etekleri dikkat etmezlerse. Bunda kirlenme, çamur olma riski yok. Akıllıca detaylar arabanın dış tasarımındaki bu abartılı garip oranların bir şekilde gözü estetik gelmesini sağlayacak şekilde serpiştirilmiş her tarafa. Tavan rayları standart fakat tavan raylarının tasarımı birçok modelde aerodinamik olsun diye gövdeden çıkıyor gibi gözükür. Bunda apayrı vurgulanmış bağımsız oldukları. Sütun hatların dikliği vurgulanmış aynı şekilde. Yan aynalar kocaman ve kapı kolları ayan beyan ortada. Arabanın genel gövde hatları da düz, nispeten tamiri kolay gibi görünüyor. Bunun ötesinde aerodinamik optimizasyon adına çok fazla sil, çıkıntı veya ne bileyim spoiler, rüzgar deflektörü kullanılmamış. Bunun yerine arabanın işte dediğim gibi gerekli yerlerinde sadece hava kanalları var. Onun dışında ekstra süsleme yok. Arabanın kendi çalışan parçaları. Dışarıdan bakıldığında kardeşlerinden en belirgin ayrılan şey bu arabanın biraz daha iri gözüktüğü. Hem düz hatlarının algıda yarattığı fark söz konusu hem de arabanın dingil aralığı kardeşlerinden bariz fazla. Hissedilebilir kabin genişliği olarak da yansıyor kullanım alanına. Manevrada da arabanın yumuşak süspansiyon handikapının biraz daha stabil hissedilmesine imkan tanımış. Direksiyon başında da ben bunu size anlatmaya çalışacağım. Bunun ötesinde ama kapılar bu geniş dingil aralığından istifadeyle uzamış oluyor. Sedan veya alışa geldiğimiz otomobil tiplerinden farklı olarak SUV'lerin tekerlek çapı büyük. Tekerlek çapının büyük olması demek çamurluk davlumbazının yani tekerleğin çalışabilmek için ihtiyaç duyduğu gövdeden alacağı alanın da büyümesi demek. Bu oturma alanının bacak boşluğunun azalması manasına geliyor. Bunu minimumda tutabilmek için Citroen veya işte Peugeot, PSA grubu veya modern bütün üreticilerde diyebiliriz. Bu tarz arabalarda, kompakt sınıftaki arabalarda ön tarafta McPherson yani en yer tasarruflu süspansiyon, arka tarafta ise torsiyon çubuğu yani yine olabilecek en yer tasarruflu süspansiyon sistemini tercih etmişler. Bagaj büyük, oturma alanları da büyük. Kapıların arasındaki mesafede dingil aralığın açılmasıyla iyice artırılmış, binip inmek ziyadesiyle kolay. Bunun ötesine geçersek, Citroen C5 Aircross, tampon tekerlek mesafelerinin kısa olması
dışarıdan çok fazla sarkan oranı olmamasıyla işte Citroen'in eski bize pek gelmeyen mağara zamanındaki meharisi falan yurt dışında tabii biliniyor. Modellerine bir öykünme ama manevralarda, taktik manevralarda özellikle dar yerlerde dönüş çapına hem katkısı bulunuyor hem de bu uzantıları korumak kollamak zorunda kalmıyorsunuz. Ancak tabii arabanın genel yapısı itibariyle çevresel görüş sıkıntısı var. Hem yapı yüksek hem de arabanın cam alanları düşük. Köşeleri arabanın alt kısmını, bel altını bir hayli gölgeliyor oturduğunuz yerden etrafa bakmak isterseniz. Yanımda test konuğumuz olan model Shine donanım. Yani Türkiye'de satılan en lüks donanım. 1.5 litre dizel otomatik önden çekişli. Bununla birlikte arabada 360 derece kamera, 360 derece görüş sağlayan kamera tertibatı opsiyonel donanım. Kesinlikle alınması lazım. Fiyatı da çok kabartmıyorlar. Baştan söyleyeyim, en sonunda da bir daha değiniriz. Bu arabanın satış fiyatı şu anda 260 bin lira komşuluğunda. Kampanyasıyla şeyle 3 aşağı 5 yukarı oynamakla birlikte. Opsiyon kalemler işte gövde rengidir efendime söyleyeyim. Çevresel görüş sistemidir. Arabanın dahili seyir sefer kamerasıdır. Bizim memleketimizde henüz sigorta için zorunlu değil ama faydalı bir donanım. Bununla birlikte arabanın genel işte gövde rengi, iki renk gibi küçük eksiklikleri de üzerine eklendiği zaman bir 15 bin lira daha konuyor. Arabanın fiyatı 275 bin lira seviyesine çıkıyor. Deri döşeme de isterseniz içinde özel kahverengi 20 bin lira daha artıyor fiyatı. Tabii vergilendirmeyle beraber 300 bin lira komşuna doğru çıkmış oluyor. 260 bin liralık, hadi test ettiğimiz haliyle 275 bin liralık bir araba. C5'i isminden anlayacağınız üzere hakikaten eskiden de satılan C5 kategorisine sokmuş oldu. C5 Aircross. Dış tasarımındaki birçok detay bize C5 sedanı da hatırlatıyor. Bu başarılı bir işçilik. Citroen bir hayli tasarım dilini son dönemde değiştirmiş bir marka. Çok farklı üretimlerde, çok farklı pazarlara dahi niş kabul edilebilecek tasarım detaylarını sokarak kaba hatlı veya emsallerinden bir bakışta sıyrılabilen modellerle başarı kovalamıştı. Sedan'da farklı bir strateji izliyorlardı C5'in tanıtıldığı dönemde. Unmistakably German. Yani bu Alman araba, biz Fransız markasıyız, bu Alman arabasına benzedi ama bunu yanlışlıkla yapmadık. Gerçekten böyle olması istedik demişlerdi. Son dönemde yaşanan PSA grubunun Opel'i satın alması etkinliğinin ardından bu yaşadığımız, idrak ettiğimiz günlerde bu sefer gerçekten araba Alman arabası olmuş. Gerçekten de Opel Grandland'le çok yakın hisler sunuyor. Gelin kabininde bakalım ne var ne yok. Merhaba. Citroen C5. Gayet güzel tasarımlı. Artık anahtar demeye bin şahit isteyen araba anahtarlarından bir diğerine sahip. Şöyle kulağını çekerseniz de anahtarın kendisine acil durumlarda ulaşmak mümkün, kapıları açmak üzere. Fakat bu anahtarın konulacağı, sokulacağı bir delik öngörülmemiş. Direksiyonun sol tarafında bir küçük boşluk var ama orası tıkırdamaya veya anahtarı sert manevrada aşağı düşürmeye müsait. Cepte, çantada bırakılacak bu kader. Sonra da unutulacak. Arabanın oturma alanı, genel hatları, çevresel görüşü bir hayli tanıdık. Evet, bu kardeşleriyle çok benzer tasarım ama özgün dokunuşlarıyla farklılaştırmayı başarmışlar. Bu takdire şayan. Öncelikle arabanın içinde kullanılan malzemeler kendine has. Citroen tasarımıyla zaten yapıldıkları için işçilik hataları veya küçük montaj kusurları veya her parçanın birleşme aralığındaki eşitsizlik sizi rahatsız etmiyor. Akıllıca tasarım bu. Piyano siyahına yer verilmiş, ortada kocaman dokunmatik ekran ve altında dokunmatik yüzeye yer verilmiş. Benim hiç tasvip etmediğim malzeme seçimi ama farklı tasarlandığı için çok da rahatsız edici değil. Hele ki ortada ekranın çerçevesi hüviyetinde konumlandırıldığı için. Bu tasarım son dönemde özellikle bütün PSA modellerinde görüyoruz. Geçmiş üretimlerinde bu arabalar güneşte bırakıldıklarında bazı plastik parçalar ultraviyole ile çok da iyi geçinemeyip soyuluyorlardı. Ve bu soyulmanın tesiri de arabanın kabininde çok çirkin şeye sebep oluyordu. Kalite algısını düşüren duruma sebep oluyordu. Burada da bu düğmelerde aynı malzemeyi hatırlıyoruz. Fakat bu siper bir hayli orayı gölgede bırakmış. İleri uzandığımda vites konsolunun önündeki, daha doğrusu vites konsolunda ön taraftaki boşluk kablosuz şarj imkanı tanıyor. Telefonunuz için ideal boyutlandırılmış. Yan tarafında bir USB bağlantısı, bir tane de 12 volt soketi var. Çakmak yok. Sigara içmek de arabada yasaklanmışken neden olmasın? Baktığım zaman genel anlamda bu arabada rahat etmek zor değil. Koltuğun ayarı manuel olduğu gibi direksiyon ayarı da manuel.
Shine donanımı itibariyle. Opsiyon tabii kahverengi deri koltukları, tecrübe etmek lazım. 3008'de 5008'de masaj yapan, efendime söyleyeyim, her tarafı daha rahat ayarlanan destekli koltuklar almak mümkündü. Citroen'in 70'lerdeki işte CX'lerinde veya efendime söyleyeyim sonraki XM'lerinde şu parçalı dikiş, çok daha yumuşak kaplamanın stabil kalması için parçalı dikiş kullandıkları tasarımı tekrar hatırlamışız bu şekilde. İlk başta koltuğun çok yumuşak olduğu algısı o nedenle benim hafızamda canlandı ama değil. Standart koltuk sertliği ve yan destekleri iyi. Hatta bayağı iyi. Şöyle söyleyeyim. Koltukların, ön koltukların baldır destekleri, bacak destekleri biraz fazlaca yukarı çıkıyor ve oturma alanı dar düşünülmüş. Bacaklarınızı açarak kullanıyorsanız oturduğunuzda veya işte kalçanız, basen ölçünüz biraz büyükse buraya sığmakta zorlanabilirsiniz. Yan taraftan bir hayli sert dürtüyor. Bu akılda kalsın. Eski Citroen dedim ama o kadar da eskiye gitmeden şöyle bir 2000'lerin ilk yarısına dönersek, 2000'li yılların ilk yarısına dönersek göbeği sabit direksiyonlar vardı Citroen ürün gamında. Sonra maliyeti çok yüksek olduğu için tekrar konvansiyonel yuvarlak hava yastıklı direksiyon siminde geçtiler. Direksiyon simidiyle beraber korna butonu ortada dönüyor. Şöyle bir çalıştırayım ben arabayı. Haldır haldır çalışıyor. Direksiyon simidi son derece yumuşak ayarlı park halindeyken. Elektrikli tabii ki. Tek parmakla çevirebiliyorsunuz. Şu tofaşların arka camına yazılır ya hidrolik direksiyon. Onu da tabii parmakla döndürmek için parmağınızın özel donanım parmağı olması lazımdı. Bunda hakikaten mümkün. Çok yumuşak, bir o kadar hissiz ve konforlu direksiyon. Manevrada rahat. Direksiyon göbeği dönmüyor ama vites kulakçıkları, direksiyon göbeği dönüyor ama vites kulakçıkları dönmüyor. Hiç olmazsa bunu kurtarabilmişiz. Kullanım açısından gayet iyi. Ben rahatsızlık yaşamadım. Dönüş çapı da aracın boyutlarına oranla tatminkar. Gayet net manevra yapabiliyorsunuz. Benim asıl sıkıntım arabanın koltuk ayarları, her şeyi manuel. İşte yukarı kaldırmak da mümkün. Benim alışkanlığımdır. Olabilecek en alçak pozisyonda kullanıyorum. Aynalar elektrikli. Yani kabinin şu halindeyken benim oturduğum anda 360 derece kamera sistemi olmadan bu arabayla taktik manevra yapmak eziyet. Kaputun bittiği yeri görmüyorum. Burnunun nerede bittiğini görmüyorum. Çamurluk köşesini görmüyorum. Tahmin ediyorum. Ezberden yaptığım manevrayla problemsiz geçebiliyorum dar yerlerden. Boyutları çok abartılı değil ama olduğundan büyük hissettiren oranlara sahip. Bu aslına bakarsanız bu klasmanın müşterisinin tam da aradığı şey. Bunu istiyor insanlar ve bu veriyor hakikaten. Baktığınızda kocaman heybetli bir araba hissi size sunmuş oluyor C5 Aircross. Manevrası göründüğü kadar, daha doğrusu ilk bakışta hissettirdiği kadar zor değil. Alıştığınız zaman, boyutlarını gördüğünüz zaman problemsiz kullanabiliyorsunuz. Bunun da ötesinde arabanın gerçekten manevra kabiliyeti, tampon tekerlek mesafesinin kısalığı ve direksiyonun dönüş çapı itibariyle büyük ölçülerine rağmen gayet iyi. Kabinde kullanılan materyallerin montaj hatalarını örtecek veya işte kendilerini çok fazla sorgulatmayacak akıllı tasarımla arabaya yerleştirildiğini az evvel söyledim. Havalandırma menfezleri çift parçalı. Böyle bir tasarım söz konusu. Buraya ortaya bir tane sabit alan bırakılması çok güzel. Çünkü bu menfezlere ısırtılan telefon sabitleyiciler için bir akıllı destek gibi düşünülmüş. Ve ekranı da perdelemiyor. Buraya tam oturuyor telefonun olmasını isteyeceğiniz yere. Ve burada yakına da USB çıkışı konmuş. Bu gerçekten akıllıca bir tasarım. Bir tane artı puan vermiş olalım. Konsolun üstü düz. Alabildiğine sert plastik. Buraya eğer bir şeyler koymak isterseniz, aksesuar bilmem ne, hava yastığı olduğu için kesinlikle hareket halinde kullanmamak şartıyla işte arabanın içinde küçük hesaplamalar, planlamalar için buradan istifade etmek mümkün veya küçük aksesuar takacaksanız buraya koyabilirsiniz. Direksiyonun üst tarafında, yansıma da bu arada yapmıyor önce ama, direksiyonun üst tarafında sürücünün elinin değeceği yere kaplamalı parça kullanılmış. Biraz daha farklı. Buraya geldiğimizde yine farklı kumaş dokuları, farklı sentetik malzeme dokuları görüyorum. Kokpitin alt yarısında yine çok sert plastik. Ve vites konsolu. Vites konsolu aynı zamanda bir şov unsuru. Zira bu arabada hareket halinde de deyince vites kolu tamamen konsept tasarımı. BMW'lerden ilk başta gördüğümüz fakat sonrasında Peugeot'un kendince kişiselleştirip çizgisini size sorgulatmadığı tasarım. İnsanlar seviyorlar. Mesele yok. Ön tarafında ana kumanda butonları ve aracın arazi için veya zor yol şartları için
ESP ayarını değiştirdiniz. Çekiş sistemi maalesef önden çekişte sabit. Çekiş sistemi ayarını değiştirdiğiniz butonu var. Bu da arazi vitesi gibi kabul edilebilir. Hoş geldin misafir. O misafirin bile sığacağı orta konsolda gözümüz var. Böyle ön tarafa kadar uzanmıyor. İlk jenerasyon kadar büyük değil. 3008'in eski jenerasyonu kadar büyük değil ama bu kardeşinde de kocaman yer bırakılmış. Bir şeylerinizi koymak istiyorsanız içinde seyyar ses yapmayacak parçasıyla da birlikte gayet geniş alan. Ben şöyle yerleştireyim. Tekrar da kapatayım. Kol dayma olarak da hizmet veriyor ön tarafında bardaklıklarıyla. Gayet kullanışlı. Bu arabanın içinde ergonomik kusur olarak sayılabilecek şöyle oturduğumda yegane yer direksiyonun sol tarafında kalan buton alanı. Efendim canım. Sol tarafında kalan buton alanı, şerit takip asistanı direksiyonu kumanda eden buradan kapatılıyor veya bagaj açma düğmesi, elektrikli bagajın kumanda düğmesi buraya saklanmış. Göz görmüyor. Ha, bir de benim ekstra notum, şu oturduğum açıda vites kolunun tasarımıyla beraber önünde 3 tane düğme, hatta motor çalıştırma ile beraber 4 tane düğme var. Eko düğmesini vites kolu çok güzel saklıyor. Yani bu açıdan baktığın zaman burada 2 ekstra düğme görüyorsunuz motor çalıştırma düğmesi dışında. İlginç, bilinçli mi tasarım bilmiyorum ama sport ve aim iniş kontrol yardımcısı burada görünüyor. Eko gizli düğme. Hani bazı markalarda çuvalla para verip de sonradan gizli özellik açtırıyorsunuz. Burada açmanızı bekleyen sizin gizli özellik ekonomi tuşu olmuş. Torpido gözünün kapağı alabildiğinde tıkır tıkır plastik ve açılıp kapanırken yavaşlayacak herhangi bir şey yok. İçi geniş. Kadın dergimi şöyle koyarsam küçük arkadaşımı da kaçırarak oraya sığdırmış oluyorum. Kullanışlı. Bir hayli rahat buraya aracın evrakını, edevatını sığdırabilirsiniz. Aracın dışında da özellikle vurguladığım köşeli hatlar ve geniş tampon tekerlek, pardon, geniş dingil aralığı kısa tampon tekerlek mesafelerinin getirisi. Binip inmek kolay. Öne de arkaya da. Bu klasmanda genelde öne binmek rahat ama arka tarafa binmek bu aracın kardeşlerinde bile bu kadar rahat değil. Oturduğumuz anda cam tavana rağmen kafa tavan mesafesi ve diz mesafesi gayet rahat, cömert. Ortada şaft tüneli hiç yok. Dolayısıyla buradaki ayak boşluğu da yeterince büyük ve bir tane de USB çıkışı var. Burada 3 kişi rahat rahat seyahat edebilir. Zaten koltuklar bağımsız düşünülmüş. Her biri için ayrı ISOFIX bağlantısıyla. Orada da yok gerçi. İki koltukta ISOFIX bağlantısı, orta taraf farklı bırakılmış. Bu koltukların bir esprisi daha var. Ayarlanabilirler. İleri geri kaydırıp bagaj hacmini büyütmek veya oturma alanını büyütmek mümkün. Şu anda geri konumdalar. Öyle görünüyor. Buradan bulursak, evet, ön tarafa kadar yerleştirebiliriz. Bu aracın 7 kişilik versiyonu da olduğunu hatırlatayım. Şurada paraşüt kumandası gibi bir de şey bırakılmış. Evet, en dik pozisyonu bu. Bu da bu oturma alanı. Küçük sınıftan bir otomobil kadar yine alan sunuyor bana. Burada sürücünün sırtına dizim girdi. Ama bu vaziyetteyken 700 litre civarına arka bagaj yükselmiş oluyor. Bagaj alanı yükselmiş oluyor. Tabii ki koltukları bağımsız hareket ettirmek mümkün. Ön koltuğun sırtında da cep var. Hem sürücüde hem yolcuda. Kadın dergimizi yine şöyle koyalım. Tabii ki otomobiller Lego değil. Biraz daha kaba kuvvet gerekiyormuş. Onu tecrübe edince sıkıştığı yerden. Bu koltuğu bayağı öne çekmek de mümkün. Şöyle katlayarak iyice yatırmak da mümkün. Yani mini MPV sınıfı artık minivan sınıfı ölüyor. Bunun kompakt minivan sınıfı ölüyor. Bu araçlar onların da pazardaki yerini dolduracakları için ki son derece kullanışlı işte bu özellikle sunan arabalardı fakat kimse sevmiyordu. Albenileri yoktu. Dolayısıyla pazarda artık bu araçların çift fonksiyonu var. Şöyle tekrar koltukları sırtlığında ayarlarsak evet. Limuzinle yük hamalı arasında geçiş yapmak birkaç saniye. Citroen C5 Aircross'un bagaj kompartmanındayım. Yalnız da değilim gördüğünüz üzere.
küçük arkadaşımız bagajın velür kaplamasını bir hayli sevdi. Alanı da geniş görünüyor. Şimdi kapağını kapatıp ürkütmeden evvel onun mekanı terk etmesini bekleyeceğim ama bu arada tabii anlatabileceğim başka şeyler de var. Bagaj kapağı elektrikli açılıp kapanıyor. Kumandadaki düğmeden de basarak açıp kapatmanız mümkün. Araca yaklaşırken açıp işte uzaklaştığınızda tekrar kumandadan kapatmak veya düğmeye dokunmak gayet güzel. Pratik, öyle değil mi? Herhalde sen de memnunsun. Evet. Arabanın elektrikli açılıp kapanan bagaj donanımını ben sık sık tenkit ediyorum. Bu kadar teferruatlı yapılmadığı zaman sıkıntı. Bagaj kapandığında ki yavaş hareket eden bir mekanizma bu. Kapandığında yaklaşıp şurada işte klasik modern otomobil halk danslarını icra etmek suretiyle ayağınızı gösterip açmanızın mümkün olduğu söyleniyor. Evet, ayakla da açılabiliyor. Sensör hiçbir zaman çok hızlı olmadı. Hiçbir markada bu çok hızlı olmadı. Ama hiç yoktan daha iyi. Kucağınız malzemeyle doluyken, elinize anahtara ulaşamıyorken günü kurtaracaktır. Benim bu arabanın bagaj kapağına itirazım bu. Benim boyum 1 metre 82-83 o civar diyelim. Topuklu da giymiyorum. Kafam çarpıyor ve bagajın iç kaplaması bir hayli sert malzeme. Dalgınlıkla bunun içine çalışırken kafanızı vurabilirsiniz. Buraya reflektörün konması için bir küçük göz ayarlanmış. Ve sürpriz, Citroen'in bagaj kapağı çift katmanlı. Daha doğrusu bagaj zemini çift katmanlı. Bu alanı açtığınızda bir hayli sert taşıyıcıyla birlikte stepne kompartmanı bizi karşılıyor. Stepne yer tasarruflu. Bagaj hacmi 580 litre olarak telaffuz ediliyor standartında. Şunu yerine oturtursam da sabitleme kancalarını ağır yükler için göreceksiniz. Burada 12 volt elektrik soketiyle birlikte aydınlatma lambasını da koymuşlar. Bu arabanın bagajı dolayısıyla bir hayli kullanışlı. Bu su götürmez bir gerçek. 220 volt çıkış eksik bana sorarsanız. Ve bagaj zemininin ki hani az evvel de söyledim ben minyon bir adam değilim. Neredeyse kasık hizasına geliyor olması. Ağır bir şeyleri yerden alıp da kaldırırken bir hayli zorlama veya iri yarı köpeğiniz varsa buraya binmeye razı etmek için biraz uğraşmanıza sebep olacaktır. Akılda tutulması lazım. Bu arabanın aynı motor şanzımanı Citroen Berlingo olarak da satılıyor. Veya işte hafif ticari onun Peugeot Rifter, Opel Combo. Onun bagaj kompartmanı çok daha güzel ama hafif ticari. Bunun kadar güzel gözükmüyorlar. Şöyle tekrar kapatalım. Bu vesileyle arabayla yola çıkmadan evvel son bir kere daha arka kısmına ben göz atmış olmak istiyorum sizinle. Tasarımı güzel süslerle ayarlanmış. Çok köşeli bir yapı. Arka camı küçük. Arka cam sileceği daha da küçük. Arka çapraz görüş zayıf. Genel olarak görüş açıları zayıf. İşte o yüzden 360 derece donanımı bu araba için hayati. Bir kere daha söylemekte fayda var. Yüksek yapı. Burada geri görüş kamerası var ama yine de arabaya arkadan yaklaşan küçük çocukları şeyleri saklayabiliyor. Birilerini saklayabiliyor. Yan tarafında tekerleğin çıkışında iki tane arka çamurluğun yanında rally arabalarında olduğu gibi Citroen'in hava çıkışı var. Süs. Onlar gerçek hava çıkışı değil. Ön taraftaysa tamponun içinde tekerlekteki türbülans azaltacak şekilde hava kanalları yerleştirmiş. Onlar gerçek. Fren lambaları çok gösterişli. Citroen Picasso serisinde Audi'nin Q7'sinin aynısı kullanılmıştı fren lambası. Bu tabii çok tenkit aldı. Citroen özgün tasarımlarıyla meşhur bir marka. Bu sefer kendi dokunuşlarını koymuşlar. 88 şeklinde fren lambalarının dizaynı çok dikkat çekiyor. Yıllar evvel Renault Grand Scenic çıktığında buna benzer illüzyon oluşturmuştu. Hakikaten büyüleyici bir fren lambası tasarımı vardı. Trafikte insanların dönüp dönüp bakmasına neden olan. Bunda da aynı etkiyi gözlemliyorum. Gerçekten aracın arkasında vakit geçirdikçe hipnotize oluyorsunuz. Görünürlüğü sinyal kumandalarının ki bu arada LED'li değiller, halojen ampullüler. Görünürlüğü, fonksiyonu gayet yerli yerinde. Bu açıdan güzel bir tasarım. C5 Aircross'un iddiası dediğim gibi yol konforu, biraz daha
hafif ticari müşterisinin beklediğinden öte hem şık hem de kullanım alanı olarak daha rahat seyahat edebileceğiniz bir ortam sunmak size. Tabii bu haliyle kocaman bir araba. Reklamında bahsediliyor ki hidraktif sistem süspansiyon. Hidraktif Citroen'in eski DS modeliyle piyasaya çıkarttı. 1955 senesinde piyasaya çıkarttı. Özgün bir tasarım. Hava sistemi aslında. Hidropinomatik süspansiyon. Yay yerine, çelik yay yerine havalı sistemin darbe sönümlemede istifade edildi. Ancak hidrolik yastıklarla, hidrolik sistemle yüksek basınçlı sıvı dolaşımı sayesinde arabanın her zaman aynı seviyede kalabildiği aşırı yumuşak süspansiyona, hakikaten bulutun üzerinde süzülüyormuşsunuz gibi çalışan süspansiyona rağmen arabanın dengesini sürekli muhafaza etmek üzere sanki sert yaylıymış gibi iyi sürüş sunması hidraktif sistemin özelliği. Arabanın bir lastiği söküldüğünde bile seyahat edebiliyordu eski Citroen'ler. Yükseltilip alçaltılabiliyorlardı. Bunda öyle numaralar yok. Zira bu en nihayetinde kompakt sınıfta yer alacak bir oyuncu. 300 bin liraya yaklaşabilen fiyatına aldanmayın. Önden çekişli olmasına buna rağmen aldanmayın. Bu arabada kullanılan süspansiyon kardeşlerinden biraz daha geometrisi aynı. Yine aynı tertibat. Ancak amortisörler biraz daha yumuşak. İşte ekstradan hidrolik yastıklı. Citroen'in özel üzerinde kafa patlattığı bir tasarım. Ha diyeceksiniz, malzemeden çalmış bilmem ne. Citroen buna gerçekten hidraktif süspansiyon koysa bu arabanın fiyatı muhtemelen 450 bin lira civarı olurdu. Bu kadar da az yakıt tüketmez, bu kadar pazarda başarı kovalayacak vaziyette olmazdı. Sıfırdan 100 kilometreye hızlanması olsun, efendime söyleyeyim, performans değerleri ara ataklığı olsun, motor zaten 300 Nm tork, beygir gücüyle beraber ağır devirlenen dizel hatırasını bir hayli geride bıraktırmış vaziyette. 8 derece şanzıman çok iyi destek oluyor. Her zaman elinizin altında bir vites var. En azından diğer modellerde, bakın yol konforunu görüyorsunuz. Burada alabildiğini, bozuk yolda gidiyorum, hiçbir şey hissettirmediğini söyleyemeyiz. Ama darbeleri olgun sönümlediğinde altını çizmekte fayda var. 235 taban lastikler, jantları da 18 inç, lastik yana 55, %55. Dolayısıyla bu lastik ölçüsü, Michelin lastikler, bu arada hamurlarının çok kaliteli olduğunu söyleyeyim. Primacy serisi kullanılmış. Bu lastiklerle alabildiğine bozuk, işte patika kıvamında yollarda ilerliyoruz taşların arasından. Direksiyonda neredeyse hiçbir darbe yok. Efendime söyleyeyim, oturduğumuz yere sesli çalışmıyor süspansiyon, gayet yumuşak emiyor. Şikayet yok. Ne zaman ani manevra yapmak isterseniz lastikler iyi tutunuyor. Arabanın gövdesinin şiddetle sarsıldığını ve manevra yaptığınızın aksi yönünde yukarı doğru savrulduğunu hissediyorsunuz. ESP her zaman yardımınıza hazır, her zaman yanınızda. Burada da ESP'nin diğer fonksiyonu aracın farklı çekiş modlarının ayarlandığı düğme ile ortaya çıkıyor. Hem antipatinaj gazın miktarının dozlanması hem de tekerlekleri ayrı ayrı balatalara uygulanan fren komutuyla araba arazi kullanımında herhangi bir önden çekişli arabadan daha iyi. Manuel viteste yaptığınız bazı numaraları simüle edecek şekilde çalışabiliyor. Bunun ötesine geçerseniz de otomatik şanzımanın, gerçek bu arada viskoz debriyaja sahip otomatik şanzımanın balata bitirmeme avantajına sahip. Gerçekten bu arabayla uzun süre kavramada kalsanız dahi sahip olduğu teknik itibariyle ne balata bitiriyor ne de şanzıman yağını aşırı ısıtıp sizi yolda bırakıyor. Bu tip patikalardan yavaş yavaş temkinli geçmek, karda, çamurda, arabanın patinaj yapmasına da izin veriyor, ikinci viteste patinaja sarmasına da izin veriyor. Farklı modlar iyi konfigüre edilmiş. Çamura, kuma saplanmadan arabayla ilerleyebilmenizi imkan tanıyor. Tabii fizik kuralları çerçevesinde mucize beklememek lazım. Bu traktör çağırma butonu değil, en nihayetinde ona dönüşmesin. Önden çekişli haliyle bir araba bu kadar arazide başarı kovalar. 8 vitesli şanzıman hızlanmalara iyi adapte olurken, motora çok güzel destek olurken, oranların daha evvel kullandığım aynı motor şanzıman ünitesini hafif ticari kardeşe göre biraz daha farklı hissettirdiğini söyleyebilirim. Bu gövde ağırlığı, bu tekerlek ölçüsüyle şanzıman yine aynı motorla bağlı olmasına rağmen biraz daha fazla bocalıyor. Hangi vites seçeneği? Sürekli elin altında bir sürü vites var. Siz ayağınızı kaldırdığınız anda klasik otomatik şanzıman refleksi olarak vites büyütme yoluna gitmiyor bu model. Önce bir duruyor, tökezliyor.
hızlanacak mısınız yoksa yavaşlıyor musunuz, yavaşlama eğilimindesiniz, eğiliminde misiniz? Bunu gözlemledikten sonra vites attığı için arabada yolda giderken hangi manevrayı yapacağınızı iyi düşünmeniz lazım. Gaza düzgün basmanız lazım. Bu durumda da vites kolunun üstünde M butonu var manuel seçim için. Ona bir küçük dokunuşla kumandayı devralıp hangi vitesi seçeceğinize karar verebiliyorsunuz. Lüzumsuz vites büyütmelerin veya vites büyütmemeyi inat etmesinin önüne bu sayede geçmek mümkün. Devir göstergesi. Bu arabanın gösterge paneli konfigüre edilebilir. Tekrar otomatiğe geçelim. Özel halindeyken bu arabayı istediğiniz, seçtiğiniz fonksiyonları gösterecek şeklinde gösterge tablosunu konfigüre edebiliyorsunuz. Ötesinde de kendi gösterge paneli çok fazla numara sunmayan, arabanın hayati fonksiyonlarını size hatırlatan nevde tasarlanmış. Şimdi bu arabanın ayıbı demeyelim de eksiği, ki umarım yazılım güncellemesiyle giderilir, pek zannetmiyorum ama öyle bir opsiyonun olması için açık kapı her zaman bırakıyor beynim. Hayalet gösterge, herhangi bir mekanik bağlantı yok yani bu göstergenin ne göstereceğiyle alakalı. Ne ibre var, ne panel çapı var. LCD ekrana siz yazılımda istediğiniz grafiği koyacaksınız tasarımcı olarak. Tamamen özgün, tamamen kendi zevkinize uygun veya aracın teknik donanımına dair her parametreyi olabildiğince okunaklı verebilecek imkanınız varken bunu yapmıyor. Devir göstergesini basit bir çubuk, olabildiğince okunaksız. Hız göstergesini tamam nostaljik eyvallah ama yine okunaksız. Bilmiyorum, takip edilmesi çok daha kolay, çok daha rahat veya en azından renk seçenekleri değiştirilebilen dizayn yapabilirlerdi. Tamam açılış kapanışında şov var ama hayalet gösterge olmasının mesafe takip sistemi veya işte şerit takip asistanının görsel uyarılarını simüle etmek dışında hiçbir faydası yok. Bu arabada tabii standart navigasyon da yok. Navigasyon olsa ondan da istifade edilirdi ama gereksiz olmuş biraz. Ben bu panelleri çok sevmiyorum. Otomotivde sıkça tercih ediliyor. İbreli göstergeler daha pahalı. Bunların ileride tamiri mümkün değil. Dolayısıyla uzun vadeli yatırım gözüyle bakılıyor memleketimizde arabalara. Yurt dışından farklı olarak. Bunu akılda tutmakta fayda var. Tabii bu kardeşi için de geçerli. 3008-5008'ler için de geçerli. Analog göstergeli model tercih etmek, analog göstergeli donanım tercih etmek bu durumda benim şahsi önceliğim olurdu. Onu geçersek, verilere ulaşmak problem değil. Gözünüz alıştığında bulabiliyorsunuz ama ben bunu okunaklı demem. Altını çizmiş olayım. Bunu geçersek, arabanın bir kere daha vurgulayayım. En temel dezavantajı çevresel görüş. Ön direkler de virajlarda biraz görüşü perdeliyor. Ama onun dışında yan aynaların konumu gayet güzel. İç ayna da arka camdan biraz daha fazlasını gösteriyor. Arka camın umulandan küçük kaldığını burada gözlemliyorum. Ön tarafa dair çok fazla görüş problemi yok. Aracın kutrunu bir kere öğrendiğiniz zaman, ne kadar manevra alanı olduğunu bir kere öğrendiğiniz zaman dar yerlerden girip çıkmakta problem yaşamıyorsunuz. Bu arabayla alakalı benim her şikayetim arka görüş, arka çapraz görüş, arka tarafın yüksekliği. Çevresel görüş asistanı, çevresel görüş kamerası geri vitese taktığınız zaman devreye giriyor. Bunun dışında park ettiğiniz diyelim, park ettiğiniz yerden 360 derece görüş simüle edilen, tasarlanan bir kamera açısı. Yukarıdan çekim yok. Motoru kapatıp tekrar açtığınızda park yerinden çıkarken taktik manevraya ihtiyacınız varsa, işte köşede görmeniz gereken bir baba veya ne bileyim unuttuğunuz bir detay olduğundan şüpheleniyorsanız o görüntü kayboluyor. Hafızada tutulmuyor. Tekrar o görüntünün oluşması için arabanın hareket etmesini beklemek durumunda kalıyorsunuz. Bu benim için bir eksik. Keşke daha farklı yapılsaymış. Kameraların açıkta duruyor olması bir diğer eksik. Biz işte arabanın hakkını vermek suretiyle araziye soktuk çıkarttık. Arazi dediğim de patika, yollar, çamur. Hemen çamurlandı kameralar. Keşke kapaklı olsalar. Bunlar işte C5 ismini aldanmamak lazım veya DS için de bunlar çok farklı değil. En nihayetinde kompakt bazlı, kompakt platformlu arabalar. O platformun müşteri beklentisiyle beraber geldiğinde akılda tutmak gerekiyor. Bu araba gerçekten orta sınıf fiyatıyla, orta sınıf ebadıyla satılıyor belki ama orta sınıf bir otomobilin sahip olduğu bazı inceliklerden yoksun. Koltuk ısıtma bile yok. Yani ilginç. Citroen ile Peugeot arasında böyle bir abi kardeş ilişkisi oturtmaya çalışıyor pazarlama departmanı. Bu ilginç bir tercih. Zira bazı özellikler bilinçli olarak segmentasyon adı altında törpüleniyor. Bilmiyorum.
bu arabayı tercih ederken de aklınızda bulundurmanız gereken bir detay. Bu kadar yatırım yapıyorum. Bir iki küçük esprisi de olsun mu dersiniz, yoksa hali hazırda çalışan aksam bana yetiyor, tasarımı da biraz daha pratik olabilir, o nedenle Citroen'e yönelmenin mantıklı olduğunu da düşünebilirsiniz. Ve evet, iki model arasında bunun kesinlikle süspansiyonun ve direksiyon ayarının biraz daha konforlu olduğunu söyleyebilirim. C5 Aircross 5 numarasından ilham alıp da çok beklentinizi yükseltmemiz gereken ama araba olarak ödenen paranın karşılığını verebilen bir model. Piyasadaki bütün otomobillerin çok pahalı olduğunu akılda tutarsak rekabet çerçevesinde, rekabet koşulları çerçevesinde bu arabaya yatırım yapmak mantıksız olmayabilir. Böyle düşünebiliriz. Memleketimizde bu tip arabalar statü sembolü, en nihayetinde bakıldığında çok birçok insan imrenerek trafikte gördüğü, işte arka tarafta 88 veya Ferrari 512 Berlinatta Boxer'ın BBS'i gibi fren lambaları grafiği, şık tasarımlı bir araba. Dışarıdan da pek hatası yok. İşte 360 derece kamera sistemi sonradan eklenmiş gibi duruyor falan. Jantların tasarımı da güzel. Çok fazla sihir bir şey yok. Yani hakikaten obje olarak güzel bir tasarım çıkarmayı başarmışlar. Citroen oranlarıyla da farklı duran bir araba. Geçmişte Skoda Yeti'de bunun problemini yaşadılar. Veya Kia Soul. Yurt dışında çok sevilen, çok güzel görünen arabalar bizde hafif ticariyle karıştırıldı. Velhasıl hafif ticariye benzemeyen, hakikaten özgün olduğunu her açıdan vurgulayan müstesna bir tasarım. Kabinde de kullanım alanı, oturma alanı fena değil. Çok küçük, ufak tefek kusurları, işte çalışan aksamın, açılıp kapanan camların açılıp kapanırken tam açılmayıp ondan sonra tekrar dibine kadar inmesi veya ne bileyim cam motorlarının biraz sesi çalışması, bilmiyorum. Düğmelerin hissi güzel, yer yer ufak tefek kaplamaların oynadığını hissedebiliyorsunuz. Bunlar çok kusur sayılmayacak. Citroen'in kendi zaten akıllıca yaptığı tasarımlar, işte gözleri, hatları çok karışık tutarak gözleri biraz kusurlardan uzak tutmaya meylediyor. O yüzden araba olduğundan da daha şık, daha güzel görünüyor. Genel olarak da kullanışlı çizgilere yer verilmiş. Benim kanaatim bu arabayla alakalı olumsuz değil. Fakat işte uçan halı üzerinde gidiyorsunuz efendim, aşırı konforlu, müthiş farklı bir sürüş de sunmuyor. Denge problemi var ani manevralarda, hantal kalıyor. Bunu bilerek kullanmalı, bunu bilerek aracının boyutlarını unutmadan manevra yapmalısınız. Bu orta sınıf bir sedan değil. Bir arazi aracı gibi görmeli, öyle davranılmalı önden çekiş olmasına rağmen. Bütün bunları kafaya yazarak sahip olursanız da sizi üzmeyecek bir araba. Kabindeki ses yalıtımı bence yeterli. Saatte 65 km için aynı değerde, desibel değeri sanatsal oldu sanki. İçinde bulunduğum yol şartları itibariyle daha fazla hızlanmam zor. Şuraya döndükten sonra saatte 80 km de diyebiliriz bu ölçüm için. Modern otomobillerdeki standart artık cam fitilleri çift, işte kadife gibi tüylü malzemeden, kapıların sacı öptüğü yer bir hayli üzerinde düşünülmüş, payı oranın gölgelenmiş, rüzgarda türbülansı kessin, daha az ses alsın diye. Hakikaten kabinde rüzgar sesi az. Lastik sesi biraz daha ağırlıklı ama o da az. Lastikleri de güzel arabanın, Michelin Primacy'ler. Fransız arabaları güzel tekerlek de geliyor haliyle. Bir farkları olsun. Bu arabayı tercih edecek insanlar 260 bin liradan fazla bedel ödeyerek, ki satın alınması elzem tek donanım, 360 derece görüş bu arada, onu da belirteyim. Motorla şanzımanın işte neredeyse kusursuz çalışıyor. Ara sıra manuel moda geçirip de destek olmak İstanbul'un bu akıyor mu akmıyor mu belli olmayan trafik şartında gerekebilir. Kullanımdan keyif alacağınız, uzun yıllar çok da problem çıkartmadan hizmet edebilecek bir araba yapmış Citroen. Öyle görünüyor en azından paket itibariyle. Bir bakın, tecrübe edin derim eğer bu tarz bir model düşünüyorsanız. Opel Mokka ile Peugeot 5008'in arasında ikisinden de bir şeyler alıp bir de kendi baharatlarını serperek özel bir model oluşturmuşlar. Bu araba 1600 kilo gibi bir gövde. İçinde yolcularıyla beraber de yani 2 tona yaklaşacak iyice yoldaki hareketli ağırlığı. Buna rağmen gerçekten test tüketimi, benim arabayı hırpalayarak kullandığım bölümü de içeren test tüketimi 100 kilometrede 7 litrede
7 litreye tırmanabildi. Bunu gerçekten de fabrika verisi 4 küsur litreye indirebiliyorsunuz ortalama. Uzun yolda daha iyi işte çıkarabiliyorsunuz. Tabii ki yüksek sürate çıkmadan. Çünkü aerodinamik yapısı itibariyle bu arabalar saatte gerçekten de 90 km ve altına optimize edilmiş modeller. Dediğim gibi dışarıda da çok fazla spoiler veya işte türbülans kesecek küçük kanatçık yok. Aksine olabildiğine gösterişli, tekerleklerin de büyük olduğu yapılara yer verilmiş. 130 beygir, 300 Nm'de torku var. Her zaman da gaza bastığınızda ayağınızın altında kullanıma hazır vites. Yeterince atak hızlanıyor. Yani 10 saniyelik bir araba, 11 saniyeden hızlı bir araba sıfırdan 100'e çıkması için. Amerika'da 400 metre hızlanmasını söyler biz. Çeyrek mil tabii oradaki ölçümü. Biz bununla yetiniyoruz. 11 saniyenin altında kalabilen bir araba. Dolayısıyla çok hantal değil dizel olmasına rağmen. Bu hızlanmayla gövdenin kontrolünü, gövdeyi riske sokmadan, içindekileri korkutmadan virajlarda kullanmak için hızımızı kesmek lazım. Pedalları kullanarak frenleri daha az aşındırmak mümkün ki fren dozlaması fena değil ama fren tutuşu başarılı. Pedal biraz alışkanlık istiyor ilk planda. Kasise girerken dozlamayı düzgün ayarladığınızda konforlu bir şekilde geçebiliyorsunuz. Ama benim bunu öğrenmem 5-10 frenleme sürdü ilk başta. Birazcık pedalın ısırma açısını tutturmakta zorlandım. Bu içinde bulunduğumuz versiyon tabii ki aslında en pahalı sayılabilir. Sadece deri koltuk, daha doğrusu kahverengi deri özel koltuk. Bunlar da parçalı deri. Eksik. Giriş fiyatı 205 bin lira gibi şu anda kampanyasıyla vesaire işte bulabilirseniz eğer. 205 bin lira. Benzinli versiyonu da var. Turbo High Pressure mı diyorlardı THP'nin açılımına. 180 beygir. Manuel vites yok. Hepsi otomatik. Ama farklı donanımlar. Feel, Shine. Bu işte Shine. Bu arabaya ilgi duyuyorsanız bir bakmanızı tavsiye ederim. Yani bu arabanın klasmanına daha doğrusu ilgi duyuyorsanız hele ki bu 300'lere. Hatta 400 de diyebiliriz DS'de sayarsak. Citroen bayiliğine uğrar. Bir yakından nazar ederseniz size uygun bazı özellikleri olacağını ben eminim. Opel'den veya Peugeot'dan sizin aklınızı çelmesi kolay olabilecek. Gözlemlediğim kadarıyla. Farklı farklı modelleri de farklı klasmanlardan, farklı fiyat aralıklarından karşınıza getirmeye çalışıyorum. Bizi takip ederseniz Otoseyir ismiyle hem Instagram hem Twitter bulabilirsiniz. Buralardan da ulaşırsanız tavsiyelerinize YouTube yorumlarının ötesinde dikkate almaya çalışacağız. Takipte kalın efendim. İyi seyirler.